Zahiri ittiba, farzları eda. En başta bu. Tarikatın esası bu. Sonra haramlardan sakınmak. Ahlakıyla ahlaklanmak. Şemail ve adabıyla edeplenmek. Onun izini takip etmek. Haberlerini doymak bilmez bir arzu ile aramak. Dünya sevgisini terk etmek. Dünyadan kalben yüz çevirmek. Gaflet ve heva ehliyle bulunmaktan sakınmak. Zahiri edep. Gaflet ve heva ehliyle bulunmaktan sakınmak. Dünyalık şeylerle böbürlenmekten ve övünmekten, yarışmaktan uzak bulunmak. Ahiret amellerine yönelmek. Ahiret ehline yakın olmak. Fakirleri sevmek. Aşıklarla beraber olmak. Sohbetlerine devam etmek. Alimlerden, abidlerden, zahitlerden ayrılmamak. Allah'tan yüz çevirmiş zalimlere, bid'atçılara da Allah için buğz etmek, Resulullah'a ittiba edenlere muhabbet etmek. Bunlar zahiri edepler. Bir de batinen ona ittiba var. Yani iç dünyamızda büyük bir ittiba var. O ne? Yakîn makamlarını ve imanla alakalı müşahedeleri bilmek, öğrenmek ki bunlar havf, reca, haya, şükür, teslim, tevekkül, şevk, muhabbet, kalbin Allah'tan başkalarından yüz çevirmesi, Allah'ın zikrinden sonra susuzluk hasıl olması gibi hallerdir. Bunlar ehlince bir takım hususi muamelelerdir. Kim Resulullah'a zahiren ve batinen ne kadar ittiba ederse Allah'ın sevgisini o kadar kazanır. İnsanın kul in kuntum tuhibbunallaha fettebuni yuhibbukumullah ayetinden nasibi Resulullah'a muhabbeti kadardır.